İnsan beyni yapılan onca araştırmaya rağmen hakkında çok az bilgi sahibi olduğumuz gizemli bir organdır. Kafatasının içinde yer alır ve beyin zarıyla örtülüdür. İnsan için hayati bir önem taşıyan beyin, kafatası kemiği tarafından dışarıdan gelebilecek darbelere karşı korunmaktadır. İnsan beyni ortalama 1,5 kilogram ağırlığındadır. Birçok girinti, çıkıntı ve uzantıdan oluşan beyin, dışarıdan bakıldığında adeta haritaya benzer. Beyin o kadar önemli bir organdır ki insanın bütün vücudunu yönetir. Beynimiz biz uyurken bile çalışır. Beynin her parçasının farklı bir özelliği ve görevi vardır. İnsan beynini sağ ve sol beyin olarak iki kısma ayırdığımızda sağ ve sol beynin farklı özellik ve fonksiyonlara sahip olduğunu görürüz. Bu videoda sağ ve sol beynin özelliklerine ve farklarına bakacağız. Hazırsanız başlayalım. Sağ beyin yaratıcı zekaya sahiptir. Sol beyin mantıksal zekaya sahiptir. Sağ beyin birçok fikri aynı anda algılar, duyguları serbest bırakır. Yaptığı işlerde ortak ve benzer nitelikleri arar. Sol beyin mantıklı ve sistematiktir. Konuşma ve dil merkezidir. Ayrıntıcıdır. Sağ beyin mimarlık, mühendislik, planlama konularında aklını çok iyi kullanır. Bilgiyi bir bütün olarak resimlerle işler. Vücut diline ve dokunmaya tepki verir. Sol beyin analitik düşünür. Sayısal işlemlerde üstündür. Sebep-sonuç ilişkilerini kullanır. Sağ beyin görerek ve duyarak öğrenir. Duygusal ve üretici taraftır. Parçaya değil bütüne odaklanır. Sübjektiftir. Yüzleri ve mekanları tanır. Sol beyin bilgiyi ardışık ve doğrusal işler. Vücudun sağ tarafını kontrol eder. İşitsel ve görsel yollarla öğrenir. Duyguları kontrol eder. Sağ beyin genellikle yazı olan talimatları uygular. Daha az risk alır. Organizedir. Zaman kavramıyla ilgilenmez. Bütünsel olmayı tercih eder. Hatırlama ve hatırlatma özelliğine sahiptir. Hayaller, şiirler ve mecaz bu bölümde gelişir. İşitme, tat alma ve koklama gibi duygusal işlevleri gerçekleştirir. Sol beyin farklılıkları arar. Devamlıdır, planlıdır ve yapısaldır. Matematiksel biçimde düşünür. Yazmayı ve konuşmayı tercih eder. Problemleri parçalayarak çözer. İsimleri hatırlar. Sağ ve sol beynin özelliklerini ve görevlerini karşılaştırdığımızda fark ettiğimiz ilk şey beynin iki tarafının da farklı özelliklere sahip olması oluyor. Beynimizin sağ tarafında olmayan özellikler sol tarafında, sol tarafında olmayan özellikler ise sağ tarafındadır. Beynin bu iki kısmı bir araya gelerek bir bütün oluşturur. Sağ ve sol beynimiz bu videoda sayamadığım daha pek çok özelliğe sahiptir. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Görüş ve düşüncelerinizi yorumlarda paylaşabilirsiniz. Yeni videoları yakından takip edebilmek için kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Sağlıklı ve mutlu günler dilerim.